Efendim Betül Yorulmaz da 13 yıllık eşinin kendisini aldattığını düşünüyordu. Boşanmak üzere Esra Erol'dan yardım istedi o da. Ve bir de şartı vardı. Kocasının başka bir kadından dünyaya getirdiği ikiz bebeklere DNA testi yapılmasını istiyordu. Ve o test yapıldı. Sonuç da çok çarpıcıydı aslında. Sadece tarafları değil, ekran başındaki herkesi şaşkına çevirdi sonuç. İkizlerden birinin babasının başka biri olduğu ortaya çıktı efendim. Feysel Yorulmaz ve çocuk 2 arasında biyolojik yönden ilişki bulunmaktadır. DNA'larda yapılan bağlantı analizi sonucunda Feysel Yorulmaz ve çocuk 1 arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Bunu hissetmiştim Esra abla. İkiz bebeklerden birinin babası başkası çıktı. Esra Eroğlu'da ortaya çıkan olayı duyanlar kulaklarına inanamadı. Bunu hissetmiştim Esra abla. Feysel Yorulmaz 3 sene önce İstanbul'a çalışmak için taşındı. Ancak 13 yıllık eşi Betül'ü memlekette bıraktı. Bu dönemde Özge Çelik'le yasak ilişki yaşayan Yorulmaz bir süre sonra da karısını terk etti. Peki nikah istiyor musun Özge? Diyeceğiz zaten. Bak benimle bu konuları konuşamazsın. Sen bu konudaki mantığı sen değilsin. Ben de siz her şeyi konuşamazsın. Ne dedi? Ne diyor? Sen o nikahı kabul etmek istiyorsan DNA'yı kabul etmen de sana kendi ellerimle teslim edeyim. Feysel DNA testi yapılmasını istiyor. İstemeyen Özge. Bu birliktelikten ikiz bebekleri dünyaya geldi. Yorulmaz resmi olarak da eşinden boşanmaya karar verdi. Zorluk çıkaran eşi Betül her şeyin açığa çıkması için ünlü programcı Esra Erol'dan yardım istedi. Benim doğurduğum çocuktan yanındaki adamı sorar mısın? Nereden çıktı bu aile? Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değil. Kabullenirse kabullenirler, etmezlerse dışlarlar. Karşımdaki insan utanmazsa ben senin hiç utanmam. Senin şu an yaptığın tepki sanki Veysel senin nikahlı karın ben metresiymişim gibi. Benim aileme hareketlerine dikkat et. Dil uzatamazsın, hakaret edemezsin. Özge, sen bu ilişkinin evliliğin ortasında olup buraya kadar geliyorsan duyduğun her cümleyi sonuna kadar hak ediyorsun. Kocası tarafından terk edilen Betül boşanmak için DNA şartı koydu. İkiz bebeklerinden şüpheli sezgilerinden oldukça emindi. Her şeyi göze alan Özge Çelik DNA testini kabul etti. Senin boşanmayla ilgili bir şartın vardı. O şart neydi? DNA testiydi. Çünkü herkes oturduğu için. Hislerime dayanarak söylüyorum yani hiçbir zaman hislerimde yanılmam. Beklenen DNA testinin raporu çıktı. Esra Erol canlı yayında böyle açıkladı. Bu bir genetik merkezinde yapılmış olan bir test. Bir tanesi Veysel'in çocuğu, ikiz bu çocuklar. Diğeri Veysel'in çocuğu değil. Mümkün müdür? Evet böyle bir şey mümkün. Özellikle anne adayında senkron yumurtlama varsa eğer burada 72 saati dolduracak kadar mümkünse hani orada var olan spermler sonradan gelen spermler iki farklı yumurtayı döbleyebilir. Yasak aşkı için karısını terk eden ve bebeklerden birinin babası olmadığını öğrenen Veysel Yorulmaz hayatının şokunu yaşadı. DNA testinin sonucu senin için önemli mi? Yani ne için? DNA sonucundan sonra Yorulmaz çifti resmen boşandı. İki kadın adliyeyi karıştırdı. Veysel de kuş oldu gitti. Özge. Kanı sonu bende oğlum. Hepsinden sıyrıldığını ve kurtulduğunu düşünüyor musun? Evet, kurtuldum. İyi ki boşandım. Benim gülmem sana neden batıyor? 3 yıldır beklediğim gün gelmiş. Ben bugün gülmeyeceğim ya ne zaman İnşallah güleceğim? İnşallah sana nikah kıymaz Özge. Son gülen iyi güler Özge. Bu sözümü sakın unutma. Olay sadece Türkiye'de değil, yabancı basında da ilgiyle takip edildi.